Akademisyenin en önemli çalışması doktora tezidir derler. Buna çok emek vermiştim o dönemde. Ve çalışmaya başlarken düşüncelerim bir başkaydı. Daha çalışmanın sonuna geldiğim zaman birçok düşüncem değişti. Yeni şeyler öğrendim. Bu da akademisyenliğin bir gereğidir. Çünkü ben nötr olarak veriler topladım. Yani itiraf edeyim, çalışmaya başlarken İslam'ın yönetim biçimi olan hilafet kurumunu çalışmayı düşünüyordum. Fakat çalışmayı bitirdiğimde, doktora tezimi hazırladığımda İslam'ın bir emri olmadığını, bunun bir Arap örfü olduğunu ve halifenin Arap örfüne göre seçildiğini, dört halifenin, daha sonra ise dönemsel saltanat uygulamalarına benzer şekilde devam ettiğini, bunun İslam'ın amir hükmü olmadığını öğrenmiş oldum. Tabii ilim her zaman insanı iyiye, güzele, daha iyi noktalara doğru götürür. Şimdi bu noktada ben bu hazırlamış olduğum tezden bahsetmeden önce hilafetin bir serencamından bahsetmek istiyorum. Hilafet günümüze kadar nasıl oldu da geldi? Peygamber vefatından sonra biliyorsunuz Sakife'de Hazreti Ebu Bekir seçildi. Ensar'ın kendi arasında bölünmesi, çoğunluğa sahip olmasına rağmen kendi arasında Evs ve Hazreti Rab bölünmesi ve birbirinden halifeyi kabul etmemesi, lideri kabul etmemesi. Sonucu azınlık durumdaki muhacirlerden Ebu Bekir seçilmiş oldu. Yine problem bitmedi. Ensar belki devre dışı kalsa da bu sefer Haşimiler direndiler yaklaşık 70-80 gün. Hazreti Ali bizim hakkımız olması lazım diyerek direndi. Fakat irtidat hareketlerinin genişlemesi sonucu Hazreti Ali de teslim oldu ve ilk halife Ebu Bekir seçildi ve kendisine Halifetu Rasulillah diyordu. Allah Resulü'nün halifesi diyordu. Ebu Bekir seçildikten sonra 2 yıl irtidat hareketleriyle uğraştım ve onun vefatına Hazreti Ömer geçtim ve tavsiye üzerine benden sonra Ömer olsun diye bir vasiyette bulundu. Ve bunu da sahabe kabul etti. Yani pek de itiraz etmedi. Zaten Hazreti Ömer'in dominant bir etkisi vardı Hazreti Ebu Bekir döneminde de. Ebu Bekir diyordu yani ben halife gözüküyorum ama gerçek halife Ömer'dir. Çünkü her olaya müdahale ediyor, her olaya karışıyor. Bazı yaptığı şeyleri geri almasını sağlıyordu. Ve belki bu iki olay, mürtet olayıyla Kur'an-ı Kerim toplanması olayında, mürtet olayında Ebu Bekir Ömer'i dinlememiştir. Onun dışında hemen hemen birçok olaylarda Ömer'i dinlemiştir. Ömer dominant bir olay, şahıstır. Daha sonra 10 yıllık Ömer dönemini görüyoruz. Ömer vefat ederken 6 kişilik bir şura bıraktı. Fakat bu 6 kişilik şuradan Osman'ın seçileceği, günümüzde okuduğumuz zaman şahıslara teker teker dikkat ettiğimiz zaman seçileceği gözüküyor. Biraz Hazreti Ömer'in de gönlünün Osman'dan yana olduğunu anlayabiliyoruz. Ve Osman 12 yıllık süreçte 6 yıl döneminde sorun olmadı. Ömer'in kurduğu sistem devam etti ama son 6 yılda mal paylaşımının haksız yere olduğunu iddia ederek insanlar geldiler halifeyi Medine'de öldürdüler. Daha doğrusu Hazreti Ali de buna göz yumdu ve Hazreti Ali biraz da bu İsyancılarla, Hazreti Osman'ı kuşatanlarla da işbirliği içinde olduğunu biliyoruz ve halifeliği bir anlamda Hazreti Ali belki direkt olması da gayrı böyle dolaylı yollarda ele geçirmiş oldu. Bunu ben dört halifeyi farklı okumak Osman ve Ali kitaplarımda anlattım. Hazreti Ali 5 yıllık hilafeti döneminde 3 tane savaş yaptı. Hepsini de yendi ama masada kaybetti. Haricileri yendi ama kendisi çok zarar verdi. Hazreti Ayşe yenildi, bu kendisi çok zarar verdi. Sıffin de yenildi sayılır ama yine de masada kaybetti. 5 yıllık süreç sonunda sadece Kufe'nin biat üzere vefat etti. Ve artık Muaviye var. Yani 4 halifenin seçimlerinden sonra Muaviye babadan oğula bir sistemi kurmuş oldu. Muaviye 20 yıllık bir sükun döneminden sonra oğlu Yezid'i bıraktı ve bu şekilde devam etti. 3 tane Süfyani halife ve yaklaşık 10 küsur tane de Mervani halifenin geldiğini görüyor. Yani babadan oğula bir sistem devam etti. Emeviler 90 yıllık bir süreçtir ama İslam dünyasının en geniş topraklarına ulaşabilmiş. Paris yakınlarından ta Çin yakınlarına kadar belki ulaşabilmiş. Çok geniş bir coğrafyayı ele geçirmiş. İlginç bir devlettir ama 90 yıl sürmüştür. Peygamberin amcasının çocukları Abbasiler Li Rıza Ali Muhammed diyerek yola çıkmışlar ve Horasan bölgesinden Merv'den başlayarak bütün İran'ı arkasından Zab suyunda Emevi ordusunu arkasından Şam'ı ele geçirerek son Emevi halifesini de Mısır'dan öldürerek Abbas devletini kurdular. Ve arkasından Bağdat şehrini merkez yaptılar ve yaklaşık 5 asırlık bir süreçtir. Şimdi Emevilerde babadan oğula bir sistem devam ediyordu. Abbasilerde de babadan oğula bir sistem devam etti. Ama Abbasileri biz 5 bölümde, 4 bölümde inceliyoruz. İlk bölüm muktedir halifeler dönemi. Yani Abbasi ilk başta bakıyorsunuz Seffa, Merv, Mehdi, Hadi, Harun, Emin, Me'mun, Mutasım ve Vasık'a kadar muktedir halifelerdir. Yani hakim, devlet hakim, devleti yönetebiliyor ama Me'mun döneminde başlayan Türklerin orduya alınmasıyla beraber Mutasım da bu çok devasa boyutlara vardı ve Vasık da devleti ele geçirmeye başladılar. Vasık'tan sonra zaten artık tamamen mütevekkili öldürerek
ilk defa bir halifeyi öldürerek devleti ele geçirdiler. Ve 100 yıllık dönemde Türkler dönemi diyoruz. Yani 850'lerden başlayan 945'lere kadar devam eden 100 yıllık döneme biz Abbasiler, Türkler diyoruz. Hilafet bu noktada bir halife vardı ama Türklerin elinde papağan gibi, Türkler hakimdi. Daha sonra bunu kurumsallaştırıldı. Emirul Ümeralık denildi buna. Yani bir şey var, diyelim ki bir cumhurbaşkanı var yetkisiz. Ama bütün yetkiler başbakanında, böyle düşünün. Bir halife var yetkisiz ama bütün yetkiler Emirul Ümeralık. Böyle bir sisteme dönüştü. Ama bu fazla devam etmedi kargaşalıklardan. Zaten Abbas devleti iyiden küçülmüştü. Bağdat'a sıkışmıştı. İşte bir İranlı aile olan Buvehiler, Şii aile Buvehiler geldiler ve hilafeti ele geçirdiler. Halifeyi öldürdüler ama hilafeti yok etmediler. Çünkü Fatimi hilafetine karşı bir İslam dünyasında 3 tane hilafet ortaya çıkmıştı. Mısır'daki Fatimi hilafetine karşı Abbasilerdeki Sünni hilafeti korudular. O dönemde 3 tane halife ortaya çıktı. 1. Bağdat'ta Sünni halife, 2. Mısır'da Fatimi Şii halife, 3. 929'da Endülüs'te Endülüs halifeliği. Bu Endülüs halifeliği 100 yıl kadar sürdü. 929'dan 1031'e kadar sürdü ve ilga edildi. Fatimi halifeliği ise Eyyubilerin daha zengi ordusunun gelip de sonra Fatimi halifesini ortadan kaldırıncaya da devam etti. Sonuçta Abbasiler de hilafet Buvehilerle 100 yıl kadar devam etti. 1055'te Tuğrul Bey geldi ve Buvehiyle ortadan kaldırdı. Bak, halife yine Tuğrul Bey'in emrinde kaldı. Selçuklu'nun emrinde. Şehinşah diye bir Bağdat'ta bir garnizon kurdular ve halifeliği yönetimleri altına tuttular. Yaklaşık bir müddet daha bu şekilde devam etti. Ve son dönemde Abbas halifesi Selçuklu'nun yıkılmasıyla biraz bağımsız hale gelse de artık 1258'de Moğollar geldiler. Sonra Abbas halifesini çuvalın içine koydular ve atların altında ezdiler ve öldürdüler. İşte burada bir tane Abbasi soyundan birisi Mısır'a kaçtı. Mısır'da Memlükler yükseliyordu. Baybars. Moğollar iki defa yenmiştir biliyorsunuz. Bir Ayn Cağut'ta Kutuz'la beraber, bir de şeyde Elbistan'da. Baybars Abbas halifesini orada ihya etti. Ama hiçbir yetkisi yoktu. Moğol, Memlükler tamamen hakim. Ve burada 1250-60'lardan 1517'lere kadar, yani Yavuz'un Mısır'ı almasına kadar Abbas halifesi burada, yani sembolik olarak devam etti. Hiçbir yetkisi yoktu. Bütün yetki Memlük sultanlarındaydı. 1517'de Yavuz Sultan Selim bu burayı ele geçirince Abbas halifesi de ortadan kalkmış oldu ama Osmanlılar başta bunu çok önemsemediler. Çok da böyle hani devir teslim falan da yapılmadı. Böyle uydurma rivayetler var. Ama daha sonra hilafetin önemini kavramaya başlayınca özellikle Osmanlı'nın küçük kaynarca anlaşması ilk defa işte halife-i ruh-i zemin gibi ifadeler konulmaya çalışıldı. Çünkü Rusya Osmanlı topraklarında Hristiyanlar karışınca Osmanlı da Rusya topraklarındaki Müslümanların halifesiyim ben demeye başladı. Halifeliği kullanmaya başladı. Bunun en iyi kullanımı Abdülhamit döneminde, Panislamizm döneminde oldu ve halife bütün dünyadaki Müslümanların hakimi gibi davrandı. 1924'e doğru halifelik artık iyiden Osmanlı yıkılınca biliyorsunuz saltanat kaldırıldı ve halifelik duruyordu. 1922'de saltanat kaldırıldı ve halife sembol olarak İstanbul'da bekliyordu Abdülmecid Efendi. Fakat İngilizler halifeliğin kalkmasını istemiyorlardı. Çünkü şöyle raporlar var. Önce Hindistan'dan, özellikle İngiltere'ye. Halifelik kalkmamalıdır çünkü biz buradaki insanları tutamayız. Halifeyi ikna ederek tutabiliriz şeklindeki. Ve bunu gören Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te uzun tartışmalardan sonra halifeliği kaldırdı. Ve ondan sonra değişik yerlerde halifelik tekrar ihya edilmeye çalıştı. Mısır'da toplantı yapıldı değişik yerlerde. Kendini halife görenler oldu. Halifeliği ilan edenler oldu ama yürümedi. İşte bu şekilde bir serencamı var halife. Halife kelimesi normalde ne demek? Arka demek. Halif kelimesinden geliyor. Yani peygamber arkasından gelen. Ebu Bekir ondan da halifetu Resulillah demiş. Ömer ise halifetu halifeti Resulillah. Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Bak, uzun bir lakab oldu. Onun için bir mektupta geçen Emirul Müminin ifadesini kabul etmiş. Müminlerin emiri ifadesini kabul etti. Ondan sonra bu şekilde kullanmış. Fakat Emeviler de, Abbasiler de halifelik değişik unvanlar almaya başlamışlar. Çünkü kendilerini halkın üzerinde güçlü gösterebilmek adına dini kullanarak halifeliğe çok anlamlar yüklemişler. Normalde Türkçe'ye de geçmiş bu. Yani ustanın arkasından gelen şahsa kalfa diyoruz. Bu halife kelimesinin Türk fonetiğine uyarlanmış şekli olduğunu görebiliyoruz. Tabii Halifetullah lakabını kullanmışlar. Allah'ın halifesi, yani gökteki ilahın yeryüzündeki temsilcisi. Bu Mısır'daki Ra ilahının temsilcisi. Orada ilk defa Amon Ra'nın başlattığı bir şey biliyorsunuz. Mısır'da tek tanrılığa geç işte Amon Ra'nın gökteki Allah'ın yerine temsilcisiyim ben diye başladığını biliyoruz. Onu Amon diyor şeyler Mısırlılar. Daha sonra
Yahudiler buna amen şeklinde, Hristiyanlar devam etmişler. İşte Allah'ın halifesi değilim ben, Resulullah'ın halifesiyim diye Hazreti Ebu Bekir'in bir itirazı olduğunu görüyoruz. Ama Emevilerde bu Allah'ın halifesi olarak kullanıldığını görüyoruz. Değişik halifeler bunu kullanmışlar. Allah'ın halifesi, zillullahi fi ardıhi, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, sultanullahi fi ardıhi, Allah'ın yeryüzündeki sultanı ve gücü, halifetullah, Allah'ın halifesi gibi lakablar kullandıklarını görüyoruz. Emirul Müminin ise Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali kullandığını görüyoruz. Yönetici için imam lakabını daha çok Şia kullanıyor ve Emevilerde ve Abbasilerde yığınla halife lakapları görüyoruz. Halifetullah, Eminullah, Ra'i, Ra'illahi fil arz, İmamul Mustafa, Veyl, Veliyul Hak gibi yığınla ifadeler var. Bunları kitapta detaylıca verdim. Burada hepsini tekrar okumak istemiyorum ama ne kadar ki halifeler etkilerini zayıflatmışlar, lakaplarını çoğaltmışlar. Mesela bu Abbasiler daha çoğalmış. Biz Abbasi halifelerin hiçbirinin orijinal ismini bilmiyoruz. Bir tane Harun Reşid'in ismini Harun diyebiliriz. Diğerlerin hepsi lakaptır. Seffah, Mansur, Mehdi, Hadi, Reşid, Mutasım, Me'mun, Emin, işte Müsterşid Billah, Mustansır Billah, Mustasim Billah. Yani hep Kadir Billah, hep böyle şeydir, lakaplarını kullanabiliriz. Çünkü şey değildir, kendi orijinal isimlerini vermezler. Bu da halk nezdinde kendilerini daha itibarlı gösterme adına yapılan bir şeydir. Halifelik ihtiyaç mıdır değil midir? Kitapta bunu çok tartıştım uzun uzun. 1924'ten sonra tartışılmış. Mısır'da Ali Abdurrazık diye bir şahıs çıkmış, bunun bir ihtiyacı olmadığını söyleyince adamı linç etmişler. Elinden eser diplomasını almışlar falan. Büyük olaylar çıkmış. Yani 1924'teki kaldırılmasıyla Müslümanların hassasiyeti tabii yükselmiş. O dönemde illa halife olması gereklidir diye. Peki İslam'da halifelik var mıdır? Kur'an'a baktığın zaman bunu göremiyorsun. Yani Kur'an'da Müslümanların başında halife diye birisinin olması gerektiğiyle ilgili bir şey yok. Bir ifade yok. Yani bir durum yok. Sadece işte Allah Resulü ulul emre itaat edin gibi bir ifade var. Yani bir notür ifade var. Ama illa böyle bir hilafet kurumu olması gerekir mi? Hilafet kurumu İslam'ın bir emrettiği bir şey midir? Baktığımız zaman peygamber döneminde halife kelimesi hiç kullanılmamış. Peygamber döneminde halifelik diye bir şey düşünülmemiş, kullanılmamış. Ama halifelikle ilgili şeyler, hadisler var ki bunlar tamamen uydurmadır. Çünkü peygamber döneminde böyle bir olay yok. Halifelik onu işte şu kadar 30 yıl sürecektir. Ondan sonra zalim sultanlar başlıyor. Bu tamamen geçmişe yönelik üretilmiş şeylerdir. Veyahut da benden sonra işte Ebu Bekir Ömer'e oyunuz, benden sonra şunu yapınız, benden sonra bunlar, veyahut da ben halifelik Kureyş'tendir gibi şeyler tamamen daha sonraki üretimlerdir, uydurmalardır. Peygamber döneminde böyle bir halifelik kurum olacak. Bu kurum işte İslami bir kurumdur, bütün Müslümanların temsilcisi olacak şekilde bir ifade veyahut da bir tavır, bir şey kesinlikle yoktur. Bunlar daha sonra peygamber döneminden delil arama adına üretilmiş şeylerden başka bir şey değildir. İşte o dönemde bu tartışmalar olmuş. Ben bu kitapta bunu da tartıştım ve geldiğim sonuç şudur. Halifelik dini bir kurum değildir. Halifelik siyasi bir kurumdur, tarihi bir kurumdur. Dört halife döneminde başlamış. Yani dört halife döneminde halife seçimleri de Batılıların primus inter pares dedikleri eşitler arasında birinci şeklinde seçilmiş. Arap örfü böyleydi. Yani şunu söyleyelim. Eğer Araplarda örf babadan oğula bir sistem olsaydı öyle seçeceklerdi. Ama Araplarda örf babadan oğula bir sistem değildir. Kabile içinde en yetenekli olan, en kaliteli olan seçilir. İşte bundan dolayıdır ki halifelik Hazreti Ebu Bekir'le seçilmesi tamamen Arap örfüne uygundur. Bu dini bir şey değildir, Arabi bir şeydir. Arapların kendi yapılarına uygun bir şeydir. Onun için bunu İslami, dini bir şey olarak düşünmek yanlıştır. Ama tabii insanlar ya yığınla kitapta görürsünüz hilafet sistemi İslam'ın getirdiği orijinal bir sistemmiş gibi anlatırlar. Kesinlikle böyle bir şey değildir. İslam'ın getirdiği bir sistem değildir. İslami bir sistem değildir. Sahabe toplumunun kendi ürettiği, kendi örflerine göre yaptığı bir sistemden başka bir şey değildir. Onun için bunu böyle olmazsa olmaz bir şey ve halifeliğin kaldırılmasının dine karşı yapılmış bir darbe gibi düşünmek doğru değildir. Ha bu uygulama olarak yanlıştır falan düşünülebilir ama dinle irtibatlandırmak yanlıştır. Dini bir şey değildir. Tarihi bir kurumdur, Arabi bir kurumdur. Çünkü Arapların örfüne dayalı bir yapılmış bir kurumdur. Elbette biz insanlar başına bir lider geçirecekler ama bu liderin nasıl geçirileceği ilgili yönetim tarzı Bizans'ta babadan oğladır. Sasaniler de babadan oğladır. Nitekim Muaviye bunu devam ettirmiştir. Yani almıştır. Şeyde de Araplarda da en yetenekli kimse kabilede o gelir. Ama daha sonraki dönemlerde halifenin şartları üretilmiş. İşte Müslüman olmalıdır, adil olmalıdır, işte mükellef olmalıdır gibi. Çünkü çocuk yaşta halifeler olmuş. Ondan sonra adalet istenmiş. Yani bunlar daha sonra siyaset
kitabı yazanlar, ilmi siyasette uğraşan bilginler, Mağverdi gibi, Ferra gibi bilginlerin kitaplarında yapmaya çalışmışlar. Gerekli şartlar Müslüman olmak, mükellef olmak, adil olmak, hür ve vatandaş olmak, köleden olmaz diyorlar mesela. Bir de tahsini şartlar, yani olursa iyi olur dedikleri şartları, ilim sahibi olursa iyi olur, yetenekli olması tercih edilir, sağlıklı olması tercih edilir gibi demişler. Bir de ihtilaf edilen şartlar var. Yani Haşimi olmalı mı değil, mesela Şia sürekli Haşimi olması ve Haşimilerin de Ali soyundan olmasını istiyorlar ve Ehl-i Beyt soyundan ve bunu 12 imamla bunu devam ettiriyorlar. Yani bu dinin bir emriymiş gibi söylüyorlar. Halife kadından olur mu erkekten, bu tartışılmış. İşte len yufleha kavmun velev imraeten hadisi kullanılarak, başlarına kadın geçirir millet iflah olmaz hadisi kullanılarak kadından olmaz demişler. İşte erkekler kadınlara er-ricalu kavvamun ale nisa, erkekler kadınlar üzerine hakimdirler ayetleri kullanılarak kadınlardan olmayacağını düşünmüşler. Ama şunu söyleyelim, bu rivayet ben daha sonra bunu makale olarak da yazdım, kadınlar lider olur mu olmaz mı ile ilgili. Bu rivayet peygamberden değil de Hazreti Ayşe'nin Cemel'deki savaşta lider olmasından kaynaklanan bir şey. Bu savaşta onun lider olmasından karşı Şii raviler tarafından üretilmiş bir şeydir. Çünkü o zaman da hiçbir sahabe bu rivayeti bilmiyor. Ne Ayşe biliyor, ne Ali biliyor. Hadi Ayşe saklıyor diyelim, Ali ve taraftarlar bunu söylemiyorlar. Kardeşim, bir rivayet var, o peygamber böyle dedi. Kadından lider olmasın, in bakalım o liderlikten demediler. Kendi ordusunda Talha var, Zübeyir var, birçok sahabe, onlar da demediler. Senden kadından lider olmaz demediler. Yani onun için bu rivayet, kadınların lider olmayacağına dair rivayet, tamamen Hazreti Ayşe'nin liderliğe karşı üretilmiş, uydurulmuş bir şeydir. O değilse o daha önceki raviler bunu bilirlerdi. Kureyşli olmak diye bir şart daha sonra üretilmiş. Bu da tarihsel serencama bakarak, çünkü dört halife Kureyşli, Emevi Kureyşli, Abbas Kureyşli, Fatımi Kureyşli, Endülüs Kureyşli, hep Kureyş'ten olmuş. İlk defa 1517'de Osmanlı'ya geçince hilafet, acaba Osmanlı'dan halife olur mu olmaz mı, Türklerden olur mu olmaz mı gibi, hatta şöyle bazı rivayetler var, işte Osmanlılar'da bazı şecereler uyduruldu, efendim Osmanlı'da işte Osman soyundan geliyor falan gibilerden, yani o da halife olabilir gibi. Ama işte İbn Haldun'un burada şeyi ortaya çıktı, tavrı, ve Osmanlı'da ilk çevrilen kitaplardandır Mukaddime. Yani şimdi normalde 3 tane görüş var, bir tanesi dediğimiz gibi halife Kureyş'ten olmalıdır. Hadisler var, işte peygamber, imamlar Kureyş'tendir hadisi. Veyahut da bu din toplam 12 halife gelince kadar hep Kureyş'ten olacak halifeler. Emirlik kıyamete kadar Kureyş'te kalacak gibi hadisler var. Ama bu hadislerin tamamı uydurmadır. Kureyş, yani bunlar Buhari'de, Müslim'de geçen rivayetlerdir. Ama bunlar hepsi uydurmadır. Bir defa peygamberden böyle bir şey söz yoktur. Bu Ebu Bekir'in kanaati hadisleştirilmiştir. Çünkü Sakife olayında Hazreti Ebu Bekir, ey Ensar, biz lider olalım, siz yardımcımız olun. Çünkü bu Araplar ancak bir Kureyşli'ye tabi olurlar. İmamlar Kureyş'ten olsa iyi olursa yardımcımız olun diye bir sözü var. Bu söz daha sonra hadisleştirilmiş. İşte Buhari'de bab başlığı olmuş falan. Yani böyle bir hadis olmazdı. Zaten olsaydı Sakife toplantısında bu getirilirdi. Ensar'a, kardeşim peygamberden hadis var, peygamber, imamlar, halife Kureyş'ten olacak demişti, denirdi demiyorlar. Bu daha sonra üretilmiş bir şeydir. Geçmişe bakarak. Onun için sonuçta bir de halife Kureyş'ten olmamalıdır diye haricilerin bir şeysi var. Hariciler şöyle diyorlar. Yani Kureyşler çok güçlü bir topluluktur. Liderliği alırsa bırakmazlar. Onlar da olmamalıdır. Bu hilafet herkese ait olmalıdır diyerek bir Kureyş düşmanlığıyla yapıyorlar. Demokratik bir görüş savunuyorlar aslında. Ama bir düşmanlık üzerinden yapıyorlar bunu. İşte en orijinal görüş İbn Haldun'dan ortaya çıkıyor. Ve İbn Haldun diyor ki o çağda bir Kureyşli gerekliydi. Yani şöyle diyor. Mesela bugün ben öğrencilerime anlatırken de bunu söylerim. Mesela bugün dünyadaki bütün sınırlar kaldırılsa, dense ki dünya bir devlet olacak, lider de bir tane seçilecek. Hangi ülkeden seçilir? Herhalde Uganda'dan seçilmez. Veya Tayland'dan seçilmez. Veya da İsviçre'den seçilmez. Herhalde Amerika'dan seçilir. Çünkü asabiyeti güçlü. Bütün dünyada şeyleri var, gücü var, parası var, şu var, bu var. Yani bundan dolayı böyle. Kureyş de öyle bir şeydi. Arap Yarımadası'na herkese hakim olduğu, herkese saygı duyduğu bir şeydi. Bir de peygamber oradan gelmişti falan. Sonuçta Kureyş'ten seçilmesi uygundu o dönemde. Diyor ki İbn-i Haldun, o dönemde Kureyş'te uygundu ama kıyamete kadar Kureyş'te olması konusunda ayet yok, hadis yok. Tabi İbn-i Haldun'un kökenine baktığı zaman Kahtani kökenlidir. Kahtaniler Adnan, peygamberin sülalesi olan Adnanilere karşıdırlar. Çünkü asıl Arap biziz. Bu Adnaniler daha sonra Araplaştılar ve hakim oldular diye düşünürler.
Onun için biraz da bu görüşleri daha rahat söyleyebiliyor. Yani ama bu Osmanlı'da çok tutmuş ve Osmanlı'nın da halife olabileceğini bu şeyi mukaddime çevrilerek oluşturulmuş. Evet, hilafet kurumuyla ilgili daha fazla yani detay verilebilir ama hilafet kurumu tamamen beşeri bir kurumdur, ilahi bir kurum değildir. Bu daha sonraki dönemlerde oluşturulmuştur, genişletilmiştir. Diğer kurumlardan, diğer devletlerdeki kurumlardan örnekler alınmıştır. Tabii bunun ilk başlangıçta bir problemle başlamıştır. Biz buna kırtas hadisesi diyoruz. Olay şu şekilde, peygamber yerine birini bıraktı mı bırakmadı mı tartışmalı. Mesela Şah diyor ki yerine bıraktı. Nereden biliyorsunuz? İşte iddiaları ne? Birisi işte Kadir-i Hum olayı. Baktığımız zaman Kadir-i Hum olayına, işte Şah'ın iddiasına göre işte veda haccında 100.000 kişinin ortasında Hazreti Ali'nin elini kaldırdı. Benden sonra Ali imamınızdır, halifenizdir, ona biat edin dedi şeklinde bir anlatım içine giriyorlar. Ama böyle bir olay yok. Olayı detaylıca ben Hazreti Ali kitabında da işledim. Oradan da okuyabilirsiniz. Olay aslında şu şekilde. Hazreti Ali'yi bir Yemen tarafına bir şey toplamak, yani zekat toplayıcısı olarak gönderiyor. Ve oradaki topluyor ve bazılarını dağıtıyor. Aynı olanların işte bazılarının arkadaşlarına veriyor falan. Cariyeler var, köleler var. İşte orada bir cariyeyi alarak çadırına sabahleyin de usul abdesti alıyor. Bunun üzerine sahabeler itiraz ediyorlar. Kavga çıkıyor. Bunu ne yaptın, yaparsın, yapmazsın filan. Sonra peygamber de o sırada veda haccında Mekke'ye doğru geliyorlar. Biz bunu peygambere söyleyeceğiz diyorlar. Hazreti Ali de yolda gelirken diyor ki arkadaşlar siz bu eşyaları, elbiseleri alın gelin. Ben önden gideceğim diyor. Peygamber'e anlatayım. Peygamber'e gidiyor, önden durumu anlatıyor. Peygamber çok yoğun zaten veda için. Tamam falan diyor. O sırada Ali gidince onlar da madem Ali bu cariyeyi aldı yanına biz de elbiseleri dağıtalım diye yağmalayıp paylaşıyorlar aralarında. Hazreti Ali onları karşılıyor. Nerede bu mallar, elbiseler? Biz de dağıttık aramızda. Kavga çıkıyorlardı. Peygamber'e geliyor. Peygamber tamam diyor. Bu konuyu kapatın diyor. Ama bu dedikodu devam ediyor. Daha peygamber haçtan dönerken Medine'ye doğru zaten veda haçı birkaç ay sonra vefat edecek. Yolda yine devam edince yolda Kadir Hum bölgesi öyle artık haccılar dağılmış. O 100.000 kişi falan yok zaten. 100.000 rakamı çok fazla da haccılar dağılmış. Medine'ye işte döndü. Kaç kişiyse artık. Orada diyor ki ya yeter kavga edip durmayın. Hatta onlara diyor ki Ali'nin diyor amil olarak alacağı cariyeden fazladır. Ona mahsup olsun o diyor. Yani çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İnneme sadakatü lil fukarai vel mesakine vel amilin aleyha. Yani 8 sınıf insana dağıtılır mallar. Biri de zekat görevliler. İşte ona bir fon ayrılır. Ali de oradaki zekattan maaşını alacak. İşte o para onun parasını ona sayalım diyor. Ama dedikodu devam edince diyor ki ya bu benim ehli beytimdendir. Ona fazla üzerine gidip durmayın. Laf edip durmayın. Yeter artık diyor. Bu benim ehli beytim. Ben onlarım. O da bendendir diyor. Olay bu. Ama bunu Şia buradan bir imamet, bir kıyamete kadar liderlik şeyi çıkartmıştır. Ancak şeydir bu yani böyle bir şeydir. Ha, davası tamamen bir cariye davasının sonucunda peygamberin insanları teskin etmesidir. Başka bir şey yoktur. Buradan bir delil çıkmaz Şah'a ya. Bir diğer olay da kırtas olayıdır Şah'ın delil aldı. Peygamber vefat ederken diyor ki işte bana bir kağıt kırtas getirin de size işte yazdığım zaman sapıtmayacağınız şeyler yazayım. Fakat o sırada bayılıyor, ayılıyor falan. İşte getirin getirmeyin falan. İşte Ömer diyor ki ne gerek var ya Kur'an bitti zaten din elimizle yazdırmaya gerek yok diyor. Ondan sonra böyle kavga ehli beytten evin içinden de bazıları yazılmasını yazmaya ne gerek var falan deyince diyor ki çıkın yanımdan. Çıkıyorlar ve böyle bir şey yazılmıyor. Şah bunu diyor ki işte kağıt kalem istedi Ali yazacak halife olarak zalim Ömer engel oldu diyor. Ama şöyle bir olay var burada Perşembe günü diye ifade geçiyor. Yevmül Hamis diye geçiyor. Yani Perşembe günü olmuş olay. Peygamber ise vefatı Pazartesi günü. Yani bu olaydan sonra 4 gün daha yaşadı. Zaman zaman minbere çıktı, konuştu falan. Yani muhtemelen böyle çok önemli bir Ali ile ilgili bir şey söyleyecek olsaydı sanki onu minberde söylerdi diye düşünüyorum. Kimse ona engel olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta buradan da kırtas olayından da bir şey alacağını işte Şia diyor ki işte peygamber Ali'yi tavsiye edecek. Buradan bir şey çıkmaz diye söyleyebilirim. Ebu Bekir seçilmiştir. Yani bu seçimde çok böyle Hazreti Ömer'in ifadesiyle çok şey bir seçimdi. Kargaşaya geldi diyor. Yani bu seçim diyor çok şey değil diyor. Biz diyor orada yani adeta biz seçimi zor kurtardık Ensar'ın elinden diyor. Çünkü peygamber vefat edince onun cenazesiyle uğraşınca bir haber geliyor. Ensar toplanmış. Halife seçiyor. Aman diyorlar gidelim engelleyelim. Çünkü onlar seçerlerse kargaşa çıkar. Çünkü muhacirler kabul etmez. 3 kişi gidiyorlar Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde. Diyorlar ki Ensar burası bizim toprağımız kimseye yedirmeyiz. Sizden de halife olamaz biz olacağız. Bunlar olurdu olmazdı falan derken Ensar birbirine düşüyorlar.
Çünkü Hazreç'ten bir lideri Eyüs kabul etmiyor. Eyüs'ten bir lideri Hazreç kabul etmiyor. İşte Kureyşler bunu iyi kullanıyor. Daha doğrusu bu üç muhacir bunu iyi kullanıyor. Ve hatta Eyüsler diyor ki ya bizim bir karizmatik liderimiz yok. Seçilirse Ensar'dan Sa'd bin Ubade seçilecek. Biz de onu istemiyoruz. En iyisi Kureyş'e seçelim. Kureyş'e destek verelim diyerek işte o sırada Ebubekir Ömer konuşmak istiyor. Ömer'i durduruyor. Sen diyor ortalığı yıkarsın şimdi dur diyor. Ben konuşayım. Ve Ebubekir diyor ki ey Ensar şimdiye kadar hep yardım ettiniz peygambere, peygamberi barındırdınız. Ama genelde Araplar sizden birini kabul etmezler. Lider bizden olsun, siz de bize yardımcı olun. Gelin diyor. Bunun üzerine işte önce Ömer, sonra Ebu Ubeyde, arkasından da Eyüsler biat ediyor. Bu sefer Hazreçler de biat ediyor. Sa'd bin Ubade kendi başına kalıyor ve biat etmiyor. Sa'd bin Ubade ömrünün sonuna kadar biat etmemiştir. Biatsız ölmüştür. Bu Sa'd bin Ubade maddesini ansiklopedide ben yazdım. Daha sonra Şam taraflarında ölmüştür. İki tane şey var. Birinde Ömer'in öldürttüğü, birinde de bir zehirli hayvan tarafından öldürüldüğü şekilde. İkincisi daha makul geliyor. Hiç biat etmemiştir. Hani bunu düşündüğünüz zaman, yani Sa'd bin Ubade ömrünün sonuna kadar biat etmemiştir düşündüğünüz zaman şu tür hadisler boşa çıkıyor. Bize İmam Hatip'tekini ezberletmişlerdi. مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَبَعْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتِتَنْ جَاهِلِيَةً Kim zamanın imamına, liderine biat etmeden ölürse cahiliye üzere ölmüş demektir. Bunu öyle işliyorlardı ki biz o dönemlerde daha gençtik. İşte illa bir imama biat etmeden, bir halifeye biat etmeden ölürseniz kafirsiniz şeklinde. O dönemde Hümeyni vardı. Kimisi Hümeyni'ye biat ediyordu. Kimisi Türkiye'de bazı siyasi liderler ve tarikatlerine biat ediyordu. Bu muhatada geçen bir şeydi. Siyasi bir uydurmadır. Tam Emevi döneminde uydurulmuş bir rivayettir. Ama bunu sanki din gibi aktarmışlardı ve birçok gençliği, birçok enerjiyi yok etmişlerdi. İşte Sa'd bin Ubade sahabe değil mi? Gittiğin hiçbir kimse biat etmeden öldü. Şimdi bu şey mi oldu bu İslam dinine göre? Cehennemlik mi oldu? Bunlar tabii ki tamamen daha sonra üretilen birçok şeyin ilk dönem yapılmış gibi anlatılması çok şeydir. Ve sonuçta Sakife toplantısı Hazreti Ömer'in dediği gibi bir cağcağaya gelmiş. Fakat başarı sağlandığını söylüyor Hazreti Ömer. Çünkü burada şöyle diyelim bir Ensar lobisi var. Bir muhacir lobisi var. Ebu Bekir Ömer bunun başını çekiyor. Bir de Haşimoğullar lobisi var. Ensar lobisi atlatıyorlar. Fakat bu sıra Haşimoğullar biat etmiyor Ali Başkanlığı'nda. Yaklaşık 70 gün biat etmemiştir. 75 gün. Hanımı Fatıma vefat edecekler. Çünkü Ebu Bekir seçildikten sonra Fatıma Ebu Bekir'den babasının mallarını istemiştir. Ebu Bekir de vermemiştir. Özellikle Fedek arazisi. Burası babamın malıdır bana ver demişti. O da vermem burası babanın malı değil. Yani peygamberin malı değil. Bu devletin malıdır demişti. Aralarında böyle bir tartışma vardır. Ve küs ölmüştür Fatıma. Yani Ali'nin halifeliğiyle çok ilgilenmiyor aslında. O çocuklarına mal almak istiyor. İşte babasının malı dedi. Peygamberin malını. Fakat biraz o şöyle ifade ediyor Hazreti Ebu Bekir. Yani ben bunu dağıtmam diyor. Dağıtsa Ayşe'yi de kızı Ayşe'yi de vermesi lazım. Peygamberin eşi sonra ona da vermiyor. Bu o dönemde peygamberin kullandığı yani fey arazilerdir. Fey araziler savaşmaksızın ele geçirilen ve liderin emrinde kullanılan hani mesela gizli ödenek, örtülü ödenek gibi bir şeydir. Onun için orayı vermiyor ve bunun bu arazileri devletin malı olarak görüyor. Fakat daha sonra bu çok siyasi konu olmuştur. İşte bazı halifeler Haşimoğullarına vermişlerdi, bazıları geri almışlardı. Böyle sürekli kavga gürültü şeklinde. Daha Abbasiler dönemine kadar bu Fedek arazisi meselesi hatta inanç konusu haline getirilmiş Şia tarafından işte buna inanmayanla ilgili bazı şeyler söylenmiştir her neyse. Sonuçta Sakife toplantısından sonra işte gelindi orada bir özel biat yapıldı. Mescitte de genel biata dönüştürüldü. Hazreti Ömer kalk dedi ki ey insanlar biz çıktık Ebu Bekir seçin siz de seçin ve herkes biat etti. İşte ilk biata biat-ı hasa ikinci biata biat-ı amme deniliyor. Özel biat, genel biat şeklinde. Yani Sakife'deki bir grubun topluma bir halife teklifidir ve ona uymuşlardır. Evet, Hazreti Ali bizim görüşümüz neye alınmadı diye itiraz etmiştir. Ama onlar cenazedeydi. Zaten görüşte belliydi. Almak istemediler doğrusu. Görüşleri belliydi. Onlar dedi ki sadece biat edin denildi. Biat etmek zorundasınız. O direndi. Fakat irtidat hareketleri çoğalınca ve Hazreti Ali de yalnız kalınca biraz da o sırada hem mürtetler yani irtidat etmişken bir de Ali'yle uğraşmak istemedi ve Ebu Bekir'e biat etmek zorunda kaldı. Ve Sakife toplantısından anlaşıldı ki bir lider seçilecek. Babadan oğla sistem düşünülmemiş çünkü şey yok. Araplarda böyle bir sistem yok. İki halife fikri çıkmış. Ensardan bir halife, muhacirlerden bir halife. Bu da reddedilmiş. Ve Kureyş'ten olması doğru bulunmuş.
Tabii bu sırada Ensar'ın kendi içine bölünmesi Ebu Bekir'in seçimini kolaylaştırmış. Arapların veraseti sevmemesi Ebu Bekir'in işini kolaylaştırmış. Ali saf dışı bırakılmış. İlk muhacirlerden olması, peygamberin kayınbetri olması, hep yanında olması, sürekli Kur'an'da Ebu Bekir'in övülmesi, bunlar onun kolaylaştırdığını görüyoruz. Ve Ebu Bekir'le beraber halifelik Kureyşileşmiştir. Bir daha da düzelmemiştir. Yani Kureyş'ten dışarı çıkmamıştır. Hep Kureyş'ten olmuştur. Bu sanki dinin temel şeysi gibi düşünülmüştür. Araplar, yani Kureyş dışında kimsenin insanları, Müslümanları yönetemez diye düşünülmüştür. Ama bu tabii İslam'ın kökeninden gelen bir şey değildi. Daha sonra yapılmıştır. Daha sonra belirtilmiştir. Yani sonuçta hilafetle ilgili çok uydurma rivayet vardır. Halifelikle ilgili çok uydurma rivayet vardır. Ve hadis alanında, hadislerde diyelim ki siyasi alanda yapılan çok uydurmalar vardır. Bunlar da işte ilk bu hilafetin seçimiyle ilgili, Ebu Bekir'le ilgili, Ömer'le ilgili. İşte mesela o dönemlerde şöyle bir rivayet var, işte bir kadın peygambere geliyor. Ya Resulullah, ben tekrar geldiğimde kime gideyim? Ebu Bekir'e git diyor. Yine diyor ki işte bana bir kağıt kalem getirin, size bir şey yazayım. Ama vazgeçtim. Nasıl Ebu Bekir'i seçersiniz benden sonra diyor. Yani bu kırtası kullanan Şia'ya karşı Ehl-i Sünnet'in ürettiği kırtas rivayettir. Başka bu Sünni kırtastır, o da Şii kırtastır. Sonra peygamber rüyamda bir İşte kuyu gördüm, Ebu Bekir iki tane çekti, ondan sonra Ömer çok çekti falan diyor. Yani önce Ebu Bekir gelecek, sonra Ömer gelecek falan gibi rivayetler. İşte benden sonra Ebu Bekir ile Ömer'e tabi olunuz gibi rivayetler. Bunlar hep Buhari, Müslim, Tirmizi kaynaklarına geçen uydurmalardır. Siyasi uydurmalardır ve bunları peygamberin söylemesi mümkün değildir. Peygamber de hilafet konusu hiç gündeme gelmemiştir. Yani şimdi peygamberin kendi yerine kimseyi bırakmadığı nettir. Ama Şia kendi yerine Ali'yi bıraktığını iddia eder. Ehl-i Sünnet'te kendi yerine Ebu Bekir bıraktığını iddia eder. Mesela işte bu kırtas hadisini Delala İbn-i Teymiye, Selefilerin lideri diyebileceğimiz. Bana bir kağıt kalem getirin, benden sonra liderinizi yazayım dediydim ama vazgeçtim diyor. Buhari, Ahkam 51'de geçiyor veya Müslim'de geçiyor. Fedayül-i Sahabe'de geçiyor. Yani Ebu Bekir'in zaten seçeceksiniz diyor. Bu Ebu Bekir'e işaret ediyor. Halbuki bu hadisler olsaydı, bakın Ömer vefat ederken yerine birini bırakması söylendiği zaman şöyle diyor. Eğer yerine birini bırakırsam Ebu Bekir benden hayırlı, Ebu Bekir yapmıştır, ben de yapabilirim. Ya da yerime birini bırakmazsam ki benden hayırlı, peygamber bırakmamıştır. Bak net olarak söylüyor. Kendi yerine peygamber kimseyi bırakmamıştır. Bunu da yapabilirim. Ama bunu da yapmayacağım, 6 kişi seçeceğim diyor. Şimdi Ömer bunu söylerken, ölürken bunu söylüyor. Etrafında yığınla sahabi var. Ya Ömer sen ne diyorsun? Peygamber Ali'yi bıraktıydı. Yok, peygamber Ebu Bekir bıraktıydı. Sen ne saçmalıyorsun demiyorlar. Yani Ömer'in bu sözünü hepsi kabulleniyor. Demek ki peygamber kendi yerine kimseyi bırakmamış. Bu anlaşılıyor. Onun için bu bıraktığıyla ilgili, Ebu Bekir'i bıraktı, yok Ali'yi bıraktığıyla ilgili rivayetlerin tamamı bu sahabelerin onayıyla, Ömer'in yanındaki onayıyla da hepsi reddedilmiş oluyor. Hepsi uydurma olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet, Ebu Bekir 2 yıl hilafet yaptı. Daha çok mürtetlerle uğraştı. Daha çok Ömer de o dönemde etkindi. O dönemde yapılan en önemli icraatların bir tanesi tekrar bütün Arabistan'ı fethetmek, 3 şehre düşen İslam yönetimini bütün şehirlere yaymak, tekrar bütün irtidat edenleri teker ortadan kaldırmak. İkincisi Kur'an'ın toplanması. Hazreti Ömer'in teklifiyle Ebu Bekir aslında ilk başta istememiş, daha sonra Kur'an'ı bir araya toplamıştır. Ama toplu halde şeyde kalmıştı, Hazreti Osman dönemine kadar kalmıştı. Ebu Bekir ise, Ebu Bekir'den sonra Ömer gelmiştir. Önce itiraz edilmiştir fakat Ebu Bekir direnmiştir ve Ömer'in seçilmesini sağlamıştır. Biat edilmiştir ve Ömer artık 10 yıllık bir halifelik süreci vardır. Bu süreç artık o dönemdeki işte Arapların dünya hakimiyetine götüren yolu açmıştır. Seferlere başlamıştır. Hem Mısır'a hem Şam'a hem de İran'a. Özellikle İran Hazreti Ömer dönemi bitirilmiştir. Ta Türk sınırına kadar gidilmiş. Azerbaycan'a kadar gidilmiş ve Mısır ele geçirilmiş ve bu şekilde Hazreti Ömer döneminde müthiş bir ganimet yağmıştır Medine'ye. Ve bu ganimetin dağıtımıyla ilgili divanlar kurulmuştur. Devlet kurumlaşmaya başlamıştır. Yani daha önce divanı bilmeyen Araplar, malın nasıl dağıtılacağını doğrusu yok diye bir sırayla dağıtımı bilmeyenler, İranlı divan katipleri getirerek, Hürmüzan gibi getirerek bunları kullanmışlardır. Ve 10 yıllık bir süresi. 10 yıllık süresi İran yıkıldığı için İranlı bir köle tarafından Ömer öldürülmüştür. Ve yerine 6 kişilik şurada Osman seçmiştir, geçmiştir. Osman dönemi bir müddet Ömer'in kurduğu şekilde devam ettikten sonra savaşların azalması, ganimetin az gelmesi insanlar birbirine düşürmüştür. Ve işte 6 yıllık kargaşadan sonra Osman biraz da Emevileri çok desteklediği ve
akrabalarını çok desteklediği için, bunu Osman kitabında anlattım uzun uzun, devletin mallarını onlara verdiği için, valilikleri tamamen onlara açtığı için, tamamen kendi akrabalarına verdiği için isyan olmuş. Sahabe de bu isyanı desteklemiş, onu korumamış ve Osman yalnız kalmıştır Medine'de ve isyancılar tarafından, hakkımızı istiyoruz diyenler tarafından öldürülmüştür. Ve Osman dönemi 12 yıllık bir süreçtir. Tabii gelirken de Ömer'in şurasından biraz Ömer'in tercihiyle gelmiştir. Çünkü o şuradan Hazreti Ali çıkmaz. Şuradaki kişiler, yani Abdurrahman bin Avf Osman'ın akrabasıdır. Talha bin Ubeydullah onu destekler giden. Yani Sa'd bin Ebu Vakkas onun akrabasıdır. Sonuçta Zübeyir bin Avvam'la Ali kalmaktadır ve son şey bu şekilde Osman seçilmiştir. Zaten Ömer demiştir ki baş başa kalırlarsa Abdurrahman ne derse o olsun demiştir. Abdurrahman ise akrabasıdır Osman'ın. Evet, Osman'ın valileri çok büyük problem olmuştur. Valilerin kötü yaşayışları, malı yağmalamaları, halka zulmetmeleri, işte Şam'da Muaviye, Mısır'da Abdullah bin Sa'd bin Ser, Küfe'de Velid bin Ukbe, bunlar hepsi problem olmuş. İnsanları isyan ettirmişler ve sonuçta insanlar şeyi basmışlardır, Medine'yi, ve Osman öldürülmüştür. Osman'ın öldürülmesine sahabi göz yummuştur. Hazreti Ali de gizli gizli desteklemiştir. Çünkü Osman'ı öldürenlerin biri de övey oğlu Muhammed bin Ebu Bekir'dir. Onunla haberleşmiştir sürekli. Ve Hazreti Ali şimdiye kadar kaçırdı, 3 defa kaçırdı liderliği. Osman ölümüne almıştır ve silah zoruyla da diğerlerinden biat almıştır. Zübeyir bin Avvam'dan, işte diğer Talha bin Ubeydullah'tan silah zoruyla biat almıştır. Fakat Hazreti Ali 5 yıllık süreci pek bir şey yapamamıştır. Halifeliğe geldiğinde Şam hariç bütün İslam dünyasının lideriyken bittiğinde sadece Kufe kalmıştır elinde. Koskoca Hazreti Ali Muaviye'ye karşı erimiştir. Çünkü karşıdaki Muaviye siyaseti çok iyi bilen ve Hazreti Ali'ye karşı satrancı çok iyi kullanan birisidir. Teker teker Hazreti Ali'nin bütün güçlerini bitirmiştir. Ve Sıffin'de galipken mağlup durumuna düşürmüştür. Ali ordusundaki zaafları görmüştür. Ve tahkim olayına giderek, hakem olayına giderek, hakem yani bir halife olan hakem olayına gittiği zaman Hazreti Ali ne olmuştu? Muaviye ile eşit duruma düşmüştür. Hakem olayından önce Ali böyle bir İslam dünyasının lideriyken, Muaviye de bir halifelik iddiacısı durumdayken hakem olayında ikisi de iddiacı duruma gelmiştir. Yani Hazreti Ali iddiacı duruma düşmüş, Muaviye de halifelik Hazreti Ali ile eş duruma gelmiştir. Ve zaten sonuç çıkmayacağı bellidir ve sonuçta Muaviye halifelerini ilan etmiştir ve Ali'nin bitimi daha kısa süre Hasan'ı da yenerek, etrafını kuşatarak, değişik oyunlarla Hasan'ı açığa düşürerek, ordusunu dağıtarak şey yapmıştır. Halifeliği Hasan elinden belgeyle almıştır. Hasan da Medine'ye çekilmiştir. Ve saltanat dönemi başlamıştır. Saltanat döneminde babadan oğula bir sistemdir. Bunu değişik düşünürler. Kimiler denir ki bu bir zulüm dönemi. Kimiler işte Muaviye bir daha sıkıntı olmasın diye böyle bir sisteme geçmiştir. Ama çok acılı olmuştur. Çünkü oğlu Yezde verdiği zaman işte Kerbela olayı, Mekke'nin kuşatılması, Medine'nin işte yağmalanması gibi olaylar meydana gelmiştir. Harre olayı gibi. Bunu da peygamberin hadisinden güç alarak işte hilafet 30 yıldır, ondan sonra sultanlar gelecektir gibi şeylere dönüştürmüşlerdir maalesef. Bunlar da doğru değil. Uydurma rivayetlerdir. Emevilerden babadan oğula sistem devam etmiştir. Epey bir sıkıntı yaşıyor. Araplar bunu hazmedememişlerdir bu şeyi. Peygamber nesli alttan alta çalışmıştır ve peygamberin amcaoğulları da çalışarak, peygamber neslinin adını da kullanarak, peygamberin de adını kullanarak, li rıza Ali Muhammed sloganını kullanarak büyük bir ordu hazırlayarak Ebu Müslim Horasani komutasında Yemevileri ortadan kaldırmışlardır ve 750 tarihinde Abbasi hilafeti kurulmuştur. Ama Abbasiler döneminde Alevolar yine zulüm görmüştür. Daha büyük zulümler görmüştür. Benim yüksek lisans tezim bu ve çok büyük baskılar uygulanmıştır ve sonuçta hatta Alevolar artık şunu demek zorunda kalmıştır. Keşke Abbasilerin adaleti gitse de Emevilerin zulmü geri gelse demek zorunda kalmışlardır. 5 asırlık bir dönemdir. Bunun nasıl bir serencam olduğunu da anlattık. Abbasilerin serencamını İslam dünyasında artık Emevilere aldıkları toprakları korumakla devam etmişler. Çünkü kopmaya başlamış. Endülüs kopmuş. İşte ortasından bazı bölümler kopmuş. Fas kopmuş. Endülüs kopuyor. Ardından Fas İdrisiler kopuyor. Ardından Rüstemiler veyahut da işte Alebiler kopuyor. Cezayir. Arkasından Fatimiler işte. Sonra Mısır kopuyor. İşte bu taraflarda işte Gaznelilerde, Selçuklularda, Karahanlılarda birçok şey kopmaya başlıyor. Abbasilerin sonuna doğru artık sadece bir şehir devleti. Şehirden bütün dünyaya işte şey insanlara veya yöneticilere şey gönderen, böyle yetkiler gönderen bir halife, dini bir
şey durumuna düşmüştür halife Abbasiler döneminde. Ve bütün topraklarını kaybetmiştir. Hatta Bağdat'ı bile kaybetmiş. Bağdat'ta kendisi tahakküm edilmiş de. Türkler tahakküm ediyor. Buvahiler ve Selçuklular falan. Yani Abbas, yani hilafet artık bir oyuncak olmuştur. Başkalarının elinde. Yani böyle hakimiyeti, gücü, ordusu olan ve topraklarını koruyacak bir şey de değildir. Abbas halifeliğin tarihine böyle bir küçük bir giriş yaptık. Tabii detaylar çok daha başka anlatılabilir. Her dönem ayrı ayrı anlatılabilir. Ama böyle bir genel bir serencamını özetlemiş olduk. Bu benim de bu doktora tezimdir. Doktora tezimde bunu bu şekilde izah etmiştim, size aktarmış oldum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.